Gibi. Örnek verelim mi? Bak buyurun. Şimdi yapıyoruz. Gel. Tamam, çocukluğuna tamam. Döneceksin şimdi. Hah. Dur gözünü kapamam. Tamam. Şimdi. 6 yaşındasın Deryan. Hatırlıyor musun? Benim kayadan atladığım seni hatırlamam mı? Ha, sabah kalktın. Kalktım. Tamam. Dedem kızdı lan ne yaptın sen diye. Ha, ne yapıyorsun dedim, sen? Dedim dede bir kaşık su alayım da bir dokunuvereyim bana bir şeyler oldu dedim. Annen çağırıyor banyoya. Annemiz babamız öldü hatırlatma yaramızı deşme. Anladım. Bizi dedem büyüttü. Konsepti bilmiyorsun buraya gelmişsin. Atıf Hoca. Bak şimdi artık bozuşacağım bak, seninle. Bak çocukluk ortaya çıkıyor. Rahatla, döndün, gördün, relax döndün. Döndün. Çocukluğunda sen hırs biriktirmişsin. Çok fazla. Kavgayla büyüdüm. En çok kime kızdın söyle bakayım. Beni de işte. Büyüdü hocam. Ha? Zırt pırt beni dövüldü gerçekten ya. Çok açlık çektik. Çok yoksulluk çektik. Kardeşin nerede? Sizin gibi adamlar bizim hakkımız iyiydi. Burjuvalar. Biz proleterler böyle ezildik. Baş kaldıramadık. Siz sırça köşüklerde yaşarken, siz yıldızlara binerken, siz asansörlü evlerde, rezideslerde otururken... Biz burada böyle pişmanlık çektik. Şu anda sen ayaklarını yere hızlıca vurduğun zaman bunları hissediyor musun? Bunlar mı ortaya çıkıyor? Hızlıca vurmadım ki ben hiç hocam. Bazen hızlıca ayaklarını yere vuruyorsun. Ha. Ben görüyorum. Şimdi onu tedavi mi edeceksin bilinçaltında? Acaba benim? Bunlar o geçmişteki... Sen şıklattığın zaman ben yaşadığın, onu yapmaz mı olacağım? Yaşadığın... Oo, pek bir rahat hissettim kendimi. İşte bu. Vallahi iyi oluyor. Bir de şu potağı yapsam hocam geceleri altına işeyiyor. Yemin ediyorum şu yaşa geldi altına işeyiyor işte ya. İşte böyle bir şey hocam. Çocuk üzülüyor ya. Böyle mi yapıyorlar sana? Öyle yapıyorlar. Hocam şuna da bir okutsana. Ben zaten Atıf Hoca geliyor deyince muska yazacak sandım. Altına işeyiyor ya. Kapa gözlerini. Kapadım hocam. Tamam. Dön. Uyanma. Uyanma. Derinleş. Derinleşiyorum. Derinleş. Çok. 10 yaşına dön. Oha. Ne oha? Çok erkenmiş. 10 yaşına dön. Döndüm hocam. Ahırdasın. Neden ahırdayım? Onu bilemiyorum ama yani öyle hisset mesela. Sizin evde vardır ahır. Hocam ben niye ahırdaki bir güne döneyim? Daha iyi hatırlamak istediğim bir doğum günüm olsun falan. Çok güzel bir gün. Dalyan da orada. Evet ahırda. Birliktesiniz. Birlikteyiz. Ne yapıyorsunuz? Dalyan ne yapıyorum lan? Anlatmayayım hocam isterseniz. Anlat. Anlat. Dalyan. Lan oğlum ya böyle bir bilimsellik olmaz. Böyle bilimsellik olur mu ya? Allah belanızı vermesin sizi. Lan! Kalk lan! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen lan? Ne yaptın? Lan kendine gel. Ne yapıyorsun sen oğlum lan? Bir kendine gel bir lan. Kendine gel lan bir. Hocam İnsanın bir özeli olur ya. Hocam karıştırdın ortayı, bilimsel olarak karıştırdın yemin ediyorum. Ben bilimsel diye çağırdım, üfürükçü çıktı bu. Üfürükçü çıktı bu. Ha, çık, yemin ediyorum. Bir çocukluğunda sorun... Sen otur hele, artık yeter, tamam. Çocukluğunda bir sorun mu var? Senin değil ama Dalyan'da olduğu kesin. La bir fincan kayfe getirin la. Suratına boca edeceğim bunun ben şimdi. Bu kadar kızdırdı beni. Misafir öyle şey yapma. Nescafe getir la. Otur lan, otur. Kahve getir. Senin yüzünden psikolojik problemlerimi çözemiyorum burada. Zebrani gibi oturuyorsun, çizgili hayvan. Bir durun. Buyurun hocam. Bakın hatamız ne? Nedir hatamız? Senin çocukluğundaki gizli kısımlarda Dalyan var ve onun yanında sana bu... Velahele, velahele. Peki. Kaplumbağa, ayna. Sen onu biliyor musun? Yok hocam, bilmiyorum. Neyse, ama ne kadar ahlaksızım üstüm hocam, bir akademisyen olarak bütün pis fıkraları burada anlattın sen. Burada çok ciddi travma var sende çocukluğa yönelik Dalyan. Çok ciddi. Bastırmak için... Süpres bu, süpres. Sürekli bastırıyorsun, sürekli bastırıyorsun. Baskın bir kişiliğim, alfayım. Senin çocukluğunda baskın, içindekini çıkartmak lazım senin. Üstelik kardeşine hocam, de saldırıyorsun. Hocam içindeki ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ama olmaz ki böyle şeyler ya. Sen şimdi o içindekini dışa vurma. Çıkardın. Ama dışa vurumculuk yapıyor burada. Yani ben şimdi bu programın başarısının nedenini anlıyorum. Gerçekten. Gerçekten. Evet, yani sizin çocukluğunuzda dayanıyor. Bilemiyorum. Hocam yemin ediyorum sen var ya bir kasabı yeniye vali bir kaymakam neyi olaymış için var ya yemin ediyorum harp çıkar. Bu kadar belden aşağı konuşmanın altında bir neden olmalı. İşte böyle olur akademisyen. Suyu bulandırır, yunur, yıkanır, çıkar. O neden oldu? Gördünüz mü? Kendi ruhu tatmin olduktan sonra elini yüzünü yıkar çıkar. Ama şimdi hocam o zaman... Kayfe gelmedi kayfe, kayfeyi getir. Bak bu kıza saldırmanın nedeni, tüm bu saldırıların nedeninde
Geçmişe yönelik travma yaşıyorsunuz siz. Çok acı çektirmişsiniz. Kime onu bilmiyorum. Aa, karayı çaldı gitti. İyi bir saplamaydı. Karayı çaldı gitti, yemin ediyorum ya. O zaman artık programımızın sonuna geldik.